Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Meto hala ateşli. Bugün günlerden pazartesi, az önce yine şurup ve fitil verdim. Yüzü gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Bugün Oğuzhan'ı okuldan alacağız ve elleri için götüreceğiz. Elleri de havalar ısındı, düzeldi. Bilmiyorum ne diyecek. Soğuktan. Ondan sonra da Mete'yi götüreceğim. Çünkü sanıyorum ki antibiyotik gerekiyor, düzelmiyor boğazlarından tahminim. Öğretmene yazdık gelmeyecek diye. Bakalım, bütün hafta büyük bir ihtimal gitmeyecek. Çünkü düzeldi diye, yani iyi diye götürürsem büyük bir ihtimal tam atlatamadan yeniden başlayacak. O yüzden bu hafta götürmeyi düşünmüyorum. Bu arada saat 7.30 olsan gitmiyor mu daha? Aa. Yani otobüs kaçıracaksın. Ya sen 6.30'da yattım. Saati kapattım. 6.35'de 10 dakika uyuyayım diye. 7'yi 10 geçe kalktın ondan sonra. Hadi bakalım. Evet. Bu arada bugün ben niyetli değilim. Çünkü Mete'nin böyle olacağını tahmin ettim. Bir de doktora oraya buraya gideceğim için. Baban niyetli. Hayır değil. Baban çalışırken tutamaz. Dedim hiç günaha girmeyeyim. Bugün o yüzden hiç, yani sahura yeni aynı saatte kalkmış bulundum. Ama bu arada siz neden böyle oldunuz? Kalkmış bulundum. Ama niyetlenmedim. Dedim Allah'ım sen affet bugün. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü Mete tek başına bayağı bir zorlayıcı. Hani hafta sonu Özgür falan en azından vardı. Beraber idare ettik ama tek başına o kafayla idare edebileceğimi düşünmedim. Yani kendime güvenemedim açıkçası. Çünkü baş ağrım geliyor gidiyor. Bir de ben öyle olursam dedim en iyisi mi? Hiç niyetlenmeyeyim. Böyle canlar, şimdi Oğuzhan çıkacak. Zaten Oğuzhan'dan sonra, Oğuzhan'ı saat evden 11'e çeyrek varken çıkarım. 11'de Oğuzhan'ı okuldan alacağım. Doktora gideceğiz. Yani bugünümüz doktorlarda geçecek. Zaten Mete'yi diğer doktora götüreceğiz. Bugün yani Ramazan olduğu için belki dolu olmayabilir. İnşallah diyorum. Çünkü yoksa bayağı bir beklemek zorunda kalacağız ve girmek zorundayım. Başka türlü çünkü şey yapamam. Bugünümüz doktorda geçecek, anlayacağınız. Evet, Oğuzhan çıkana kadar otobüs gidecek şimdi. Ortalığımı toparladım şimdi. Şimdi süpürgeyi açacağım. Bu arada süpürge demişken, geçen gün bir arkadaşımız demiş ki işte gece saat 10'dan sonra banyoya kızıyorlar. O kadar erken süpürge açmana bir şey demiyorlar mı? Hayır arkadaşlar. Burada çünkü sabah 6'da hayat başlıyor. O yüzden de kimse sabah 6'da bile atsam bir şey demez. Efendim annem. Havuz yapacağız mı? Ne yapacağız mı? Havuz. Bak havuz desen. Aha. O yüzden şimdi süpürsün. Dur bakayım ne oldu? Yanlış yaptı anne. Sen mi? Evet. Şimdi. Bu kolayı yapma. Evet. Bakayım ateşine. Biraz daha iyi. Hadi git uzan sen şimdi bakalım. Havuz yapıştı mı? Aha. Baba da havuz yaptı. Bir tamam. Daha. Tamam anne. Havuz dedi ateşi düşsün diye. Ilık su dolduruyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar, doktora geldik. Oğuzhan'a bakacaklar. Mete'yi de birazdan götüreceğiz. Mete'nin gözlerinin altı mosmor. Başka doktora gideceğiz biz. Evet. Arkadaşlar doktora geldik. Hastalıktan dolayı yüzünden 31'ine kadar kapalı. Faturetung ne yazıyor? Bakmadım.
Yasmin Çiçek. Arkadaşlar çocuk doktorundayız. Mete'den kan aldılar şimdi. Neden 3 gündür ateşi var diye. Mete neye uğradığını şaşırdı. Geçti annem, acımıyor artık daha, tamam. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. İlaç, başka bir ilaç yazdı. Yani evde var olan ilacı yazdı. O da fayda etmiyor. Ben de dedim o fayda etmiyor, başka bir şey verebilir misin onun yerine diye eczanedekine. O da bunu tavsiye etti. Bir tane ıslak mendil aldı. Mete'ye şöyle Rodkepken immun aldım. Biraz bağışıklığını güçlendirmek için böyle direkt bir suya koyacağım. Tadı nasıl? Bunu hemen böyle koyacağım. Onu da ona götüreceğim ki içsin. Şöyle. Megoş. Bak sen koydum sana. Ondan sonra bir tane filik aldım. Ultimate Fairy'lerin normal boyutu yoktu. Ha? Tamam hiç. Bir tane Permolif aldım, DM'e girdim. Meten kola istedi. Şu an vermeyeceğim ama. Daha sonra bir tane tavuk aldım. Çorba yapacağım. Kakao istedi. Ondan sonra bir tane süt aldım. Bir tane Nescafe'yi aldık. Daha sonra bir tane şu merdan istedi, aldım. Bir tane kakao, bir tane bonibon. Smarties daha doğrusu. Bir tane de bunlar yeni çıkmış, DM'de denemek için aldım. Ha maske, ha turban aldım. Fiyatı 2 euroydu. Böyle canlar. Şimdi saati de 3 yaptık. Tam geri dönerken de Mert aradı. Ders mappesini almış okuldan. Onu aldık Mert'ten. Eve geldik. Ve bir dünyada ders vermiş ve yarına kadar onları yapması lazım. Krank mappeyi şey yapması lazım. Böyle yani canlar, valla yani parmağından kan aldı. Angina olmuş. Yani bademcikleri arkadaşlar. Bademcikleri kızarık. Ama normal şekilde kızarık. O yüzden ateş yapıyormuş. Ve antibiyotik yazmadı. Çok ilginç bir şekilde ben antibiyotik yazmasını bekledim. Antibiyotik yazmadı. Açık söyleyeyim, ben çocuk doktorundan da fazla bir memnun değilim. Ama mecbur oraya dönmek zorunda kaldım. Çünkü kendi ev doktorumuz maalesef ki 31'ine kadar kapalıymış. Ve kapalı olduğu için tam yarım saat vardı çocuk doktorunun da kapanmasına. Hemen oraya döndüm. Allah'tan aldı. Zaten son olarak aldı beni de. Ama sonuç olarak aldı. Ama dediğim gibi yani pek anladığını düşünmüyorum. Yani öbür bizim ev doktorumuz mesela genel cerrah doktoru ve daha fazla anlıyor gibime geliyor ama bilmiyorum tabii ki de. Herkesin kendi bereyi tabii ki de daha farklı olabilir ama bilemedim. Yani pek bebekken falan da hep oraya götürdüm. Pek memnun olduğumu söyleyemem. Ama böyle mecbur kalınca tabii ki de gidiyorum. Şimdi canlar hemen yemek yapmaya başlayacağım. Dediğim gibi şu tavukları haşlayacağım. Tavuk çorbası yapacağım. Yanına da artık bakacağız ne yapacağız diye. Bugün zaten hiçbirimiz niyetli değiliz. Yani iki de niyetlenmemişim. Çünkü beynim döndü oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yani bir de niyetli olsaydım artık bilmiyorum. Yani Allah gerçi sabrını veriyor ama yine de kendime açık söyleyeyim. Dedim ki daha fazla günah girmektense en azından böyle bir gün günah gireyim. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi canlar hemen şuraları toparlayalım. Ondan sonrasında yemek yapmaya başlayalım. Ha bu arada Poyraz da hasta. Onun da karnı ağrıyormuş. O da zaten Mert Krank Mahbe'yi de zaten o yüzden hani gitmişken hazır onunkini de almış. Eve uğramış büyük bir ihtimal, zile basıp da kimse açmayınca Oğuzhan'ı aradı.
O da hasta, o da evde. Yani öğretmenlerden geçiyor tahminim. Çünkü geçen hafta bizim öğretmen komple bir hafta yoktu. Bu hafta Poyraz'ın öğretmeni komple yok. Öğretmenlerden çocuklara geçiyor. Havalar deseniz zaten öyle. Bilmiyorum. Ama biz bir hafta evdeyiz şimdi. Yani doktor dedi kesinlikle okula gitmesin. Daha kötü olur, iyileşemez dedi. O yüzden mecburen evdeyiz şimdi. Bir hafta boyunca. Bakalım inşallah çabuk iyileşir. Bu cuma da Gesunde yazısı bizde. Bu cuma bir de doğum günü. Ama yazıyı yapıp tabii ki de ben götüreceğim. Yani o olsa da olmasa da yapacak bir şey yok. Ama olmasaydı daha iyi olurdu tabii ki de. Ama yapacak dediğim gibi maalesef bir şey yok. Neyse. Evet canlar, şimdi Mete için bir şifa çorbası yapacağız. Onun için 2 adet böyle but aldım. İçerisine 4 adet sarımsak ekleyeceğim. Daha sonra 1 adet soğan ekleyeceğim. Böyle 4'e böleceğim. Direkt içine atacağım. Şu şekilde. Ve havuç ekliyorum. İçerisine 2 adet de defne yaprağı ekleyeceğim. Ve çorba yapacağız. Çünkü yoksa iyileşemeyecek. Bir şeyler yapmam lazım. Şimdi hemen defne yaprağımı da bulayım. Evet, burada. Defne yaprağı da kokmasın diye arkadaşlar şöyle 2 adet hemen içerisine ekleyeceğim. Hatta bir tane daha ekleyebilirim. Şimdi bunu güzelce suyla dolduruyoruz. Ve haşlamaya bırakacağız. Bunlar şu an tavuklarım haşlanıyor gördüğünüz gibi. Ve burada da erişteli mercimek yaptım. Allah. Evet, elim tutmuyordu. Şöyle hemen göstereyim size de. Erişteli, yeşil mercimek, patates ve havuç ekledim içerisine. Bugünkü yemeğimiz bu şekilde. Yanına da makarna yapacağım. Ve her şeyimiz hazır. Dünden daha salatam var. Poğaçalarım var. Dünden daha. Dün poğaça yaptım. Onlar var daha. Şimdi Mete biraz daha iyi gibi. Anlatacak mı arkadaşlara parmağına ne yaptılar? Anlatmayacağım mı? Çıkartalım artık diyorum, çıkartmıyor. Ama buraya koyulmaz bak bu. Tamam anlatma, tamam. Anlat demiyorum. Yapacak mı dersini? Ama eninde sonunda onları yapmamız lazım biliyorsun değil mi? İsmail gene onlar olması lazım. Azıcık kendine gel. Tamam mı? Ama sırf şekerde olmaz. Bak çorba yapıyorum birazdan yiyeceğiz, tamam mı? Ama kola da içecek mi? Kola da olmaz, onu iç önce. Karnın ağrıtır kola sonra. Oo. Tamam mı? Sıra karnın ağrır. Biraz iyileş, ondan sonra vereceğim kola. Aldım ben. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, durum böyle. Vallahi çocuklar hasta olacağına kendiniz hasta olun daha iyi. Çünkü böyle çok zor oluyor. Evet canlar, Özgür eve geldi. Yemeğimizi yedik saat şu anda. 7. Vallahi ben de hiç iyi değilim arkadaşlar. O yüzden fazla da bir şey çekmedim sanırım. Mete ile uğraşmaktan zaten bir şey çekemedim. Yüzüm gözüm böyle bir tuhaf duruyor şu anda. Ben de üzerimi değiştirip uzanacağım. Bu beynimin arkasından resmen başıma ağrı gidiyor. Anlamadım gittiği ya, bugün çok o yana bu yana koşturmaktan mı bilmiyorum artık ama böyle yani canlar. Yine de bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.